Merhaba sevgili YouTube ailesi. Bildiğiniz gibi LGS sınavına yaklaşık bir hafta, YKS sınavına da yaklaşık 4 hafta falan kaldı. Bundan dolayı, yani sınavların yaklaşmasından dolayı, sınavlara hazırlanan kişiler, sınavlara daha önce girmiş kişilerden özellikle sınav anında yapılması gerekenlere dair tavsiyeler istiyorlar. Ben de bugün bundan bahsedeceğim. 9-10 aylık sınav emeğinin olabildiğince kağıda aktarılması için sınav anında yapılması gerekenlerden bahsedeceğim dediğim gibi. O zaman başlayalım. Bir soruda belli bir süre geçmesine rağmen hala cevaba ulaşamadıysanız o soruyla uğraşmayı bırakın. Biliyorsunuz ki özellikle merkezi sınavlarda zaman ve zamanın yönetimi çok önemli bir husus. LGS adına konuşuyorum. Bir soruyu gördünüz, 30-40 saniye o soruyla uğraştınız ve kalemi bile oynatamadıysanız o soruyu geçin ve o sorunun çözümünü sınavın sonuna, diğer soruların hepsinin çözümünü bitirdiğiniz zamanın ardına bırakın. Böyle yaparsanız çok daha fazla zaman bulursunuz diğer soruları çözmek için ve bu tabii ki sizin için iyi olur. Sorulara ön yargıyla yaklaşmayın. Özellikle benim geçen seneki LGS serüvenimde çokça kez yaptığım ve aslında yapmamam gereken bir şeydi. Mesela soruya bakıyorum, böyle bir sayfayı, sayfanın tamamını kaplamış durumda soru. Ancak baktığımda soruya, okuduğumda gözümün o kadar da korkmaması gerektiğini anlıyorum. Bunlar göz boyama olabiliyor ve bu tuzaklara da düşmemek gerekiyor. Tekrar söylüyorum ki sorulara ön yargıyla yaklaşmamalıyız. Sorularla dolmuş zihninizi dinlendirmek için kısa aralar verin. Bunu da yine geçen seneki sınav tecrübemden, sınav anı tecrübemden bahsederek açıklayacağım. Mesela Türkçe bölümünü bitirdim ben. Üstümden bulldozer gibi dil bilgisi, paragraf, böyle böyle az önce bahsettiğim gibi paragraf soruları geçmiş. Ve ben gerçekten mental olarak kafa anlamında çok yorgun hissediyorum. Dedim ki Murat gayet güzel, zaman yönetimin de gayet güzel. Süren var, bunu güzel bir şekilde kullanabilirsin. Bir dakika dur, bir kafanı dinle dedim. Daha temiz bir kafayla, daha güzel çalışan bir beyninle diğer soruları çöz dedim kendi kendime. Ve bunun faydasını da bence gördüm. O yüzden sizin de böyle yapmanızı sınav anında öneririm. Cevabınızı cevap kağıdına gruplar halinde kodlayın. Bunu eminim ki birçok arkadaşımız böyle yapıyordur. Veya soru bittiğinde direkt kodlama yapabilirsiniz. Veya sayfayı bitirdiğinizde, sayfanın içindeki soruları bitirdiğinizde oradaki cevapları da koda geçirebilirsiniz. Bunun ikisi de olur. Ama sakın ama sakın tüm sınavı tek tek kodlamayın. Soru soru yapın veya sayfa sayfa yapın. Ama tümünü tek tek kodlamayı, tek bir anda kodlamayı yapmayın. Neden? Çünkü sınavın sonuna geliyor bütün soruları bitirdiğiniz için ve bu büyük bir panik yaratabilir sizde. Bunu yapmayın. Soruları yapamıyorum, sorular üstüme geliyor derseniz sınav anında sınav için verdiğiniz emeklerinizi gözden geçirin. Bu da benim bizzat LGS'de yaşadığım bir olay. Matematik bölümünde yaşadım tabii ki. Bütün soruları gözden geçirmişim. 20 soruyu da gözden geçirmişim düzgün bir şekilde. Ama benim yapabildiğim soru sayısı işaretlediğim optik kağıda 8 ya da 9 civarında. Sonra dedim ki Murat ne oluyor? Böyle bir şey söyledim kendime. Ne yapıyorsun? Sen bir senedir bu sınava çalışmıyor musun? Şimdi senin yapman gereken kafanı tamamen önündeki sorulara verip elinden gelen en iyisini yapıp en iyi sonucu almak dedim ve ondan sonra kendi kendimi ettiğim motive olmamla beraber ne yaptım? Bir 8 tane, 6-7 tane falan daha soru yaptım ve bu 6-7 tanesinin hepsi falan doğru çıktı. Tam hatırlamıyorum tam grafiğini. Özetle vazgeçmeyin, verdiğiniz emekleri düşünün. Bu sınav anında sizi çok büyük bir şekilde motive edecektir.
Evet, bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bu videoda uzun zaman sonra çoğu şeyi aklımdan söyledim. Burada yine bazı notlarım vardı ama metne bağlı kalmadım ve dediğim gibi aklımdan gelenleri söyledim. Böyle birazcık da sohbet tarzında bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup olmamak, videoyu beğenip beğenmemek ve yorum yapıp yapmamak size kalmış. Her videoda olduğu gibi görüşmek üzere, hoşça kalın ve bay bay.